Hadi başlayalım. Clicker sorusu için son 10 saniye. Dünkü uygulama saatine gittiyseniz bu soru size aşina gelebilir. Ne yaptığınıza bir bakalım. Başarı oranı %84. Şimdi bunu biraz konuşalım. Soru şuydu. Bir elektronun dalga boyunu enerjiye dönüştürürken hangi eşitlikler kullanılabilir? Buradaki anahtar sözcük elektrondur. Bu soru ara sınavdaki birinci problemin ilk kısmına çok benziyor. Sanırım sınavdaki en zor soru buydu. Sınavda üçte ikiniz ilk eşitliği kullanmıştı. E eşit hc bölü lambda. Burada doğru cevap c'dir. Bir elektronun dalga boyunu kullanarak enerjisini bulmak istiyorsanız kendinize sormanız gereken şey şudur. Elektron ışık hızıyla gider mi? Çünkü bu eşitliğin kullanılması genellikle çok karıştırılır. Siz de karıştırıyorsanız yukarıdaki soruyu sorun. Cevabınız hayırsa, elektron ışık hızıyla gitmez diyorsanız o zaman bu eşitlikten uzak durmanız gerekir. Bunun yerine kullanabileceğimiz başka bir eşitlik var. De Broglie dalga boyu. Yani P eşit H bölü delta. Sonraki eşitlik P eşittir mv momentumun tanımı ile E eşit 1 bölü 2 mv kare enerjisinin bir kombinasyonudur. Bunu şunun için söylüyorum. Notunuz düşük geldiyse bundan puan kaybetmişsinizdir demektir. Bunu şunun için söylüyorum. Birinci sınavda yapamadığınız kısım varsa bunu bize tekrar gösterme şansınız olacak. Finaldeki soruların dörtte biri birinci sınav materyallerinden olacak. Bunun anlamı şudur. Dönem sonunda notunuza baktığımızda birinci sınavda ne aldığınıza bir göz atacağız. Tam sınırda olabilirsiniz. Ve şöyle diyeceğiz. Ne oldu? Dönem sonunda daha mı iyi anladılar? Kavramları pekiştirmişler mi? Eğer yaparsanız ve bize ne yaptığınızı gösterirseniz o zaman bir üst kategoriye geçebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmez. Derslerden sürekli uzak durarak şeytana uyabilirsiniz. Fakat gerçek şu ki yeni materyaller bunların üstüne binmektedir. Özelleştirelim. Birinci sınavın birinci sorusu bir elektronun dalga boyundan enerjisine geçmekle ilgiliydi. Bunu gerçekten bilmenizi ve anlamanızı istiyorum. Bu soru finalde de sorulacak. Özellikle de birinci sorunun A şıkkı. Bir şey yapmak istiyorsanız geri dönün ve birinci sınav sorularını çalışın. Bunun için bir A iyi bir seçim. Bu soru benim için önemli. Burada olmayan arkadaşlarınız varsa onlara bunlardan söz etmek isteyebilirsiniz. Belki de istemezsiniz. Belki de bu derse gelmenin bir ödülü olabilir. Biraz da sınav hakkında konuşmak istiyorum. Pek çoğunuzun uygulamada eski soruları aldığını biliyorum. Almadıysanız ilave sınav sorularını kimya eğitim ofisinden temin edebilirsiniz. Oda numarası 2204. Sınavda sınıf ortalaması %68'di. 511 dersinin birinci sınavı için gerçekten iyi bir ortalama. Genel olarak gördüğümüz birinci sınav için %50'ler civarındadır. Ara sıra %70 olur. Ama çoğunlukla birinci sınav için ortalama 60-61 civarındadır. Birçok bakımdan %68'i görmek bu dönem için iyi bir başlangıç sayılır. Şunu söylemek istiyorum. Çoğunuzun MIT'de ikinci sınavı olduğunu biliyorum. Belki de 90 veya 80 ile başlangıç yaptığınız hiçbir sınav almadınız. Ama aklınızdan çıkartmamanız gereken bir şey var. Sadece notlara bakmayın. Çünkü biz size harf notu veriyoruz. Bunun ne anlama geldiğini anlamışsınızdır umarım. Sınav skorunuz materyalleri ne kadar anlamış olduğunuzu gösterir. Bu sınavlarda da aynı kategoriyi uyguluyoruz. Tekrar ettiğim için özür diliyorum. Biliyorum bazen sınav sorularını geri aldığınızda sınav üzerinde çok yoğunlaştığınızdan aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Bunu bir kez daha söyleyeceğim. Notunuz 100 ile 88 arasında ise bu çok iyidir. Sınavda pek çok soruyu doğru çözdüğünüz, kavramları iyi anladığınız, materyalleri iyi çalıştığınız, problem çözümlerinde eşitlikleri doğru kullandığınız anlamına gelir. Harf notunuz bu durumda A olacaktır. Benzer şekilde B notu 87 ile 69 arasına düşer.
Notunuz bu aralıkta ise B alırsınız. Eğer A ve B aldıysanız bu notunuzda gurur duyabilirsiniz. Bu notu gerçekten hak ettiğiniz anlamına gelir. Bu sınavlarda size bu puanları vermeyiz. Siz bu notun her bir puanını tek tek kazanmışsınızdır demektir. A ve B harf notlarını odanızın bir yerine asabilirsiniz. Bu kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Eğer 51 ile 68 arasında aldıysanız harf notunuz C olur. Bazı insanlar bu not aralığında kendisini çok rahat hisseder. Bazıları ise bu aralıkta olmayı hiç istemez. Sizi anlıyoruz. Pek çok odada A ve B notları asılı dururken kendinizi iyi hissetmezsiniz. Gelecek sınavlardan başlayarak daha yüksek notlar alabilirsiniz. Size bir şey söylemek istiyorum. Eğer C kategorisindeyseniz bu bulunmak isteyeceğiniz bir not aralığı değildir. Sınıf ortalamasının altında not alanlar, yani 68'in altında not alanlar, özel öğretmen edinebilirsiniz. Notlarınızın ön sayfasına web sitesini koyacağım. Bu kimya bölümü tarafından ücret karşılığı birebir özel öğretmen verileceği anlamına gelir. Kavramları çok iyi bilmiyorsanız, sınav stratejisi almak istiyorsanız sizin için çok yararlı olabilir. Ne zaman ihtiyacınız varsa size yardım etmekten mutluluk duyarız. Aldığınız nottan memnun değilseniz, hatta üzgünseniz, sizi hayal kırıklığına uğrattıysak, lütfen gelin, notunuz hakkında sizinle özel olarak konuşmaktan mutluluk duyarım. Sınavınızı getirip benimle konuşabilirsiniz. Bundan sonraki sınavları başarmanız için bir strateji belirleyebiliriz. Aynı şeyi asistanlarınızla da yapabilirsiniz. Onlar da sizi görmekten mutlu olacaktır. Buna ilaveten, eğer C aralığında veya daha aşağıdaysanız size özel öğretmen ayarlayabiliriz. 44 ile 50 aralığındaysanız bu D harfine karşılık gelir. 44'ün altındaki her not sınavdan kalacağınız anlamına gelir. Bunu unutmayın. Geçmek için en azından C almak zorundasınız. İlk sınavda D veya F aldıysanız ne olduğunu çok iyi değerlendirmeye ve bazı değişiklikler yapmaya ihtiyacınız var demektir. Problemin ne olduğunu belirlemek çok önemlidir. Kavramları anlamakta mı zorlanıyorsunuz? Sizi sürükleyecek bir çalışma grubunuz var mı? Varsa hala anlamıyor musunuz? Sınava girdiğinizde panik mi oluyorsunuz? Bunlar bazı senaryolar. Bunları konuşabiliriz ve bunları sizinle konuşmak isteriz. Eğer 17 almışsanız hala yapacak bir şey var. Kendinizi yalnız hissetmeyin. 17 veya 20 aldıysanız vazgeçme vakti değildir. Dersi bırakmak zamanı değildir. Kimyada iyi değilim, bunu yapamam diyebilirsiniz. Yapacağınız bir şey vardır. Bu sizin ilk sınavınız. MIT'deki ilk sınavınız. Kendinizi geliştirmek için zamanınız var. Bu toplam 750 puanın sadece yüzü. Gerçekten iyiyseniz bir şeyler olabilir. Geride 650 puan var. İhtiyacınız olan puanı bunun içinden alabilirsiniz. İlk sınavdan sonra kendinizi bırakmayın. Sınavlar hakkında söylemek istediğim bu kadar. Bir şekilde kendinizi mutsuz hissediyorsanız yanıma gelin ve benimle konuşun. Sizi kimyayı sevdirmek isterim. Hiç kimse MIT'ye yanlışlıkla gelmez. Kaçıranlar için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Birinci sınavın 1A sorusunu anladığınızdan emin olun. Bunun önemli olduğunu hissediyorum. Aslında birinci sorunun tamamı önemli. Bu enerji kavramlarını anlayabilmek için fotoelektrik olayın gerçekten önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu problemi anladığınızdan emin olun. Şimdi derse dönebiliriz ve ikinci sınav materyallerine devam edelim. İkinci sınav materyallerini bitirmek için 3 dersimiz kaldı. Bu dersle ilgili olarak eğilimin nasıl olacağını size söylemek istiyorum. Birinci sınavdan ikinciye, oradan üçüncüye giderken sınav notları gittikçe yükselecektir. Bunun nedenlerinden biri materyaller birbirinin devamıdır. Diğer nedeni birkaç hafta önce girdiğiniz sınavda ne kadar iyi olduğunuzun şoku içinde olabilirsiniz. Lewis yapılarına başlamadan önce ders notlarınızı açın. Eğer bu yapıları biliyorsanız çok fazla vakit harcamayın. Vaktinizi birinci sınav sorularına çalışarak değerlendirebilirsiniz. Bugünkü dersimizde oktet kuralının istisnalarından söz edeceğiz. Lewis yapılarında merkez atomu etrafında 8 elektronun mevcut olmadığı durumlardan bahsedeceğiz. Daha önce kovalent bağlardan söz etmiştik. Sonra Lewis yapılarını anlattık. Lewis yapıları kovalent bağlardaki elektron dizilişini tarif ediyordu. Bugün ise
Diğer bir ekstrem bağ olan iyonik bağdan söz edeceğiz. Sonra da polar kovalent bağlara geçeceğiz. Vaktimiz yetmezse pazartesi günü anlatırız. Şimdi hepiniz için bir kamu hizmeti duyurusu yapmak istiyorum. Eğer oy kullanmak için kayıt olmak istiyorsanız bu eyalette son gün pazartesi. İnternet üzerinden de kayıt olabilirsiniz. Size rehberlik hizmeti veren bazı web siteleri mevcut. Adresini burada veriyorum. Kayıt olmak veya posta ile oy kullanmak isterseniz MIT çevresinde bazı kabinler var. Burada personel ve 111'deki bazı öğrenciler de görev yapıyor. Ben gördüm. Bir kimya öğretmeni olarak bunu size hatırlatmak benim görevim. Bildiğiniz gibi kimya ve siyaset yakından ilişkili. Herkesin kayıtlı olmasını ve oy kullanmasını arzu ederiz, emin olun. Şimdi devam edelim ve oktet kuralının istisnalarını konuşalım. Önce değerlik elektronlarının tek sayıda olduğu durumlara bakalım. Eğer toplam olarak tek sayıda değerlik elektronunuz varsa oktet kuralına uyulması mümkün değildir. Bir elektron otomatik olarak artacaktır. Oktet kuralına uyulması için bütün elektronların eşleşmesi gerekir. Örnek olarak metil radikaline bakalım. İskelet yapısını daha önce çizmiştik. Toplam 7 tane değerlik elektronu vardır. 4 tanesi karbon atomundan, 3 tanesi hidrojen atomlarından gelir. Dolu kabuk oluşturması için gereken elektron sayısı 14'tür. Bu iki değeri birbirinden çıkartırsak geriye 7 bağ elektronu kalır. 6 tanesini CH bağı oluşturmak için C ve H atomları arasına yerleştiririz. Geriye 1 elektron kalır. Burada karbon atomu henüz oktetini tamamlamamıştır. Bir elektron ile bunu sağlaması mümkün değildir. Yapacağımız en iyi şey bu tek elektronu karbon atomu üzerine koymaktır. Böylece en azından mümkün olduğunca oktete sağlamış olmaya çalışırız. Bunlara radikal türler veya serbest radikaller adı verilir. Bir atomu üzerinde eşleşmemiş elektronu bulunan her moleküle radikal denir. Bu garip görünebilir çünkü oktet görmeye alışkınızdır. Fakat bu molekül üzerindeki formallikleri hesaplarsanız karbon için çok kötü bir durum olmadığını görürsünüz. Oktetini tamamlamamasına rağmen en azından formal yükü sıfırdır. İlave bir bağ sahip olmayı ve oktetini tamamlamayı tabii ki ister. Bu nedenle inanılmaz derecede reaktiftir. Peki, bir radikale sahip olursak ne olur? Karşılaştığı ilk şeyle tepkimeye girer. Özellikle çok reaktif bir radikale başka bir şekilde stabilize edemezsiniz. Bunları organik kimyada epeyce konuşacaksınız. Radikalleri nasıl kararlı hale getireceğinizi tartışacaksınız. Serbest radikalleri bir şekilde daha önceden mutlaka duymuşsunuzdur. Bunlar antioksidandır. Antioksidan içeren pek çok kremler, vitaminler ve başka ürünler duymuşsunuzdur. Serbest radikaller DNA'ya zarar verir. Eğer DNA sarmalına çarparsa DNA ile tepkimeye girer, DNA sarmalını kırar ve DNA'ya zarar verir. Aslında yaşlanma dediğimiz şey budur. Çünkü vücudumuzda çok fazla serbest radikal vardır. Bunları suni olarak da alabiliriz. Örneğin sigara içinde pek çok tehlikeli serbest radikal vardır ve akciğerlerimizdeki hücrelere girerler, akciğerinizin DNA'larına zarar verir ve akciğer kanserine neden olurlar. Fakat hepimiz bir biçimde yaşıyoruz ve nefes alıyoruz. Bu vücudumuzdaki metabolizmanın işlediğini gösterir. Nefes alırken ve metabolizmamız işlerken aynı zamanda serbest radikal üretiriz. Aslında bu bir tür paradokstur. Çünkü bunlara ihtiyacımız vardır ve metabolizma sürecinin doğal yan ürünüdür. Fakat bu işlemler devam ederken hücrelerimiz zarar görür. Bu da bir tür yaşlanmadır. Vücudumuzda enzimler vardır. Bunlar serbest radikallerin hücrelerde verdikleri zararı tamir ederler. Aynı zamanda vücudumuzda antioksidanlar da bulunur. Mesela renkli meyvelerde bol miktarda antioksidan olduğunu duymuşsunuzdur. Serbest radikalleri nötralize eden pek çok kimyasal vardır. Pek çok vitamin aynı zamanda antioksidandır.
A ve E vitamini gibi. Özetle, serbest radikaller çok reaktiftir, vücudumuz için iyi değildir ve DNA'ya zarar verirler. Fakat gerçek şudur, serbest radikaller aynı zamanda hayat için gereklidir. Mesela bazı enzimler veya proteinler vücudumuzdaki tepkimeleri gerçekleştirmek için serbest radikalleri kullanırlar. Bu bir protein molekülünün fotoğrafıdır. Ribonükleotit redüktaz enziminin kristal yapısıdır. Bu enzim hem DNA sentezindeki hem de DNA tamirindeki önemli adımlardan birini katalizler. Aynı zamanda bu tepkimeyi katalizlemek için aktif merkezinde serbest radikallere ihtiyaç duyar. Bu bir tür paradokstur. Çünkü radikaller DNA'ya zarar verirler. DNA'nın tamir edilmesi için çeşitli enzimlere ihtiyaç duyulur. Ama bu enzimlerin de serbest radikallere ihtiyacı vardır. Serbest radikaller kesinlikle çok ilginçtir. Organik kimya dersinde bunların radikal mekanizmalarını öğrenebilirsiniz. Kararlı olan bazı radikaller de vardır. Şimdi bu radikallerden bahsedelim. Buna örnek olarak nitrik oksit veya azot monoksit verilebilir. Önce iskelet yapısını çizelim. İskelet yapısına baktığınızda hiç radikale benzemez. Toplam 11 tane değerlik elektronu vardır. Oktetini tamamlaması için 16 elektron gerekir. Farkını aldığımızda geriye 5 bağ elektronu kalır. Azot ve oksijen atomu arasına çift bağ koyarız. Geriye tek elektron kalır. Bunu da azot atomu üzerine koyarız. Bunun nedenini biraz sonra açıklayacağım. Bu tek elektron azot atomu üzerinde yalın çift elektronun bulunması gereken yere konmuştur. Ve elde edilen yapı budur. Bu yapıda her iki atom üzerindeki formal yükün sıfır olduğunu görürüz. Eğer tek elektronu oksijen atomunun üzerine koysaydık, bu durumda formal yükleri hesapladığımızda oksijen atomu üzerinde eksi bir, azot atomu üzerinde artı bir formal yük olurdu. Tabii ki formal yükün sıfır olduğu yapı daha kararlıdır. Azot monoksit çok ilginç bir moleküldür. Nitroz oksitle karıştırmayın. Nitroz oksit yani N2O güldürme gazı olarak bilinir. Bu ise nitrik oksittir. Vücudumuzda sinyal oluşturan birkaç molekülden biridir. Gaz halindedir ve aynı zamanda radikaldir. Nitrik oksit ne yapar? Nitrik oksit kan damarlarının endotelyumlarında yani kan damarlarının en iç tabakasında üretilir. Kan damarlarını çevreleyen düz kaslar sinyal aldığında rahatlar, yani vazodilasyona neden olur. Vazodilasyon kan damarlarının genişlemesi demektir. Azot monoksit sinyalleri kan damarını genişletir ve kan akışının artmasını sağlar. Şimdi yüksek yerlerde ne olacağını düşünelim. Yükseklerde oksijen seviyesi azalır. Bunun sonucunda vücudumuzdaki azot monoksit miktarı artar mı, azalır mı? Evet, vücut daha fazla azot monoksit üretir. Çünkü kan damarındaki kan akışının daha fazla olması istenir. Böylece vücudumuzun diğer organlarına daha fazla oksijenlendirilmiş kan götürülmüş olur. Azot monoksit molekülü aynı zamanda farmasötik endüstrisinin hedeflerinden biridir. Sanırım son 10 senenin en meşhurlarından biridir. Bu bir tür ilaçtır. Aslında azot monoksit reseptörlerinden birinin hedefidir. Bu ilaç vücudumuzdaki belli bölgelerde kan damarını genişletir veya vazodilasyona neden olur. Bu ilaç Viagra'dır. Sanırım bir kısmınız daha önceden duymuştur. Şimdi Viagra'nın nasıl etki ettiğini görelim. Viagra, azot monoksit molekülünün enzim reseptörü ile olan bağını kırar veya inhibe eder. Ama vücudun belli bir bölgesinde, her tarafında değil. Peki ne olur? Bu bölgede daha fazla azot monoksit sinyali oluşur. Daha fazla vazodilasyon olur ve kan basıncı artar. Bir örnek üzerinde daha konuşalım. Moleküler oksijeni, yani oksijen gazını düşünelim. Şimdi hızlıca Lewis yapısını çizelim. İki tane oksijen var. Değerlik elektronunu hesaplayalım. 6 artı 6 eşit 12 elektron. Oktedi tamamlaması için her biri için 8 elektron gerekir. Toplam 16 elektron.
Bağ elektron sayısı 16-12 eşit 4 elektrondur. İskelet yapısında oksijen-oksijen arasına ikili bağ koyalım. Geri kalan elektron sayısı 12-4 eşit 8 tane yalın çift elektronu vardır. Bunları oksijen atomları üzerine gördüğünüz gibi yerleştirelim. Bildiklerimizin hepsini oksijen molekülü üzerinde uyguladık. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Oksijen dediğimizde oksijen atomu, moleküler oksijen dediğimizde oksijen molekülü anlaşılır. Moleküler hidrojen de hidrojen molekülü demektir. Şimdi oksijen molekülü için gerçek Lewis yapısına bakalım. Gerçek molekülde ikili bağ yoktur. Bunun yerine tekli bağ vardır ve iki tane tek elektron bulunur. Bunlara biradikaller denir. Lewis kurallarının istisnalarından biri radikallerdir. Molekül tek sayıda değerlik elektronu içeriyorsa bu moleküle kolayca radikal diyebiliriz. Ama Lewis yapıları ile biradikalleri öngörmemizin bir yolu yoktur. Çünkü Lewis kuralları ile sadece bu yapıyı öngörebiliriz. Lewis yapılarını ilk anlattığımda kullanılmasının çok kolay olduğunu ve %90 oranında işe yaradığını söylemiştim. Bu Lewis yapısının işe yaramadığı %10'luk dilime düşer. Oksijen molekülünün elektron dizilişini anlamamız için molekül orbital teorisine ihtiyacımız vardır. Gelecek derslerde bunun ne olduğunu anlatacağım ve oksijen molekülü üzerinde uygulayacağız. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Molekül orbital teorisi kuantum mekaniğini kullanır. Lewis yapıları ise kuantum mekaniğini kullanmaz. Lewis yapısının %10 oranında işlememesinin nedeni budur. Oktet kuralından sapmada ikinci durum biraz farklıdır. Bunlar oktet boşluğu olan moleküllerdir. Basitçe bazı bileşikler oktet boşluğuna sahip olsalar bile kararlıdır anlamına gelir. Periyodik çizelgideki 13. grup moleküllerinde, özellikle 13. grup içindeki bor ve alüminyum bileşiklerinde oktet boşluğuna rastlanır. Bor ve alüminyum moleküllerini gördüğünüzde bu istisnai durumu hatırlayın ve oktet boşluğuna bakın. Şimdi örnek olarak bor triflorür molekülünü inceleyelim. 24 tane değerlik elektronu vardır. Değerlik elektronu bor için 3, florlar için 7'dir. Dolu kabuk oluşturması için gereken elektron sayısı 32'dir. Bağ elektron sayısı 8'dir. 6 tanesini bor ve flor atomları arasına yerleştiririz. Elimizde 2 tane bağ elektronu kaldı. Bunları keyfi olarak 1 tane bor-flor atomu arasına koyarız. Geride 16 tane yalın çift elektronu kaldı. Bunları iskelet yapısına yerleştiririz. Şimdi formal yüklerine bakalım ve bor için hesaplayalım. Değerlik elektron sayısı 3'tür, yalın çifti yoktur, 8 tane bağ elektronu vardır. Sonuçta formal yük -1 olur. Şimdi clicker sorusu. Pazartesi günü formal yükleri görmüştük. Burada bor atomu ile çift bağ yapan flor atomu üzerindeki formal yük nedir? Ders notlarınıza bakabilirsiniz. Son 10 saniye. Pekala. Başarı oranı %49. Ders notlarınıza geri dönün. Niçin %50'niz doğru yaparken diğerlerinin yapamadığına bir bakalım. Formal yük kurallarını pazartesi günü görmüştük. Sanırım çalışmak için fazla vaktiniz olmadı. Şimdi formal yükü nasıl hesaplayacağımıza bakalım. Flor atomunun değerlik elektron sayısı 7'dir. Bunun için periyodik çizelgeye bakabilirsiniz.
Çift bağlı flor atomu üzerindeki yalın çift elektron sayısı 4'tür. Yani eksi 4 koymamız gerekir. Paylaşılan elektronların yarısı alınacak ve çıkartılacak. Bor ile çift bağ yapmıştır. Bu nedenle 4 elektronu paylaşırlar. Bunun yarısı yani eksi 2 olacak. Sonuç 7 eksi 4 eksi 1 bölü 2 çarpı 4 eşit artı 1'dir. Hesaplama yapmadan söyleyin. Tek bağlı flor atomu üzerindeki formallik ne olmalıdır? Çok iyi. Evet, sıfır olmalıdır. Çünkü formallik eşittir 7 eksi 6 eksi 1 bölü 2 çarpı 2 eşit sıfırdır. Aslında bunu hesaplamadan da tahmin edebilirdik. Çünkü moleküldeki her bir atom üzerindeki formallik toplamının molekülün yüküne eşit olması gerekiyordu. Burada bir tane eksi bir ve bir tane artı bir formallik olduğu için her ikisinin toplamı sıfırdır. O halde geri kalan flor atomları üzerindeki formallikler sıfır olmalıdır. Aslında bu Lewis yapısına ait güzel bir örnek. Formallikleri hesapladık. Çok fazla yük ayrımı yok. Bu yapı oldukça iyi görünüyor. Fakat deneysel olarak bağ sayısının ne olduğuna bir bakalım. Deneysel verilere göre 3 tane bor-flor bağı olmalı. Hepsinin de bağ uzunlukları birbirine eşit olmalı ve tek bağa karşılık gelmelidir. Deneysel veriler bu Lewis yapısını atmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi deneysel verilere göre bu yapının nasıl olacağını düşünelim. Aşağıdaki yapıyı önerebiliriz. Bor ve flor arasındaki çift bağı kaldırıp bu iki elektronu flor atomu üzerine koyabiliriz. Böylece 3 tane tek bağımız olur. Bu durumda formalliklerin nasıl olacağına bakmamız gerekir. Hesapladığımızda hem bor hem de flor atomları için formallikün sıfır olduğunu görürüz. Bu yapıda formallikler daha iyidir. Çünkü hiç yük ayrımı yoktur. Daha önce de söylediğim gibi bor ve alüminyum atomları oktetleri dolu olduğu zaman değil, boş olduğu zaman daha mutlu oluyorlar. Değerli kabuklarında 8 yerine 6 elektron olmasını tercih ediyorlar. Bu da 2 numaralı istisnadır. Bir tane daha istisnai durum var. Bu da değerli kabuğu genişlemesidir. Bu istisnayı aramak en zorudur. Öğrenciler genellikle bakmayı unutur. Ama aslında çok önemlidir. Çünkü bu oktet kuralından sapan molekül sayısı çok fazladır. Bu istisna baş kuantum sayısı veya N değeri 3 veya 3'ten büyük merkez atomlarında gözlenir. Bu durumda yani en eşit 3 veya 3'ten büyük yapılarda ne olur? Merkez atomundaki S orbitali ve P orbitaline sizce hangi orbital ilave edilmiş olur? D orbitali. Burada katılan boş D orbitalleridir. Bu şu anlama gelir. Merkez atomun etrafında 8'den fazla elektron bulunabilir. Bu duruma baktığınızda ne görüyorsunuz? Daha büyük bir merkez atom mu yoksa daha küçük bir merkez atom mu? Merkez atom etrafında 8'den fazla elektronun yerleştiğini düşünün. Bunun olması için daha büyük bir merkez atoma ihtiyaç vardır. Genel anlamıyla bu elektronların hepsinin merkez atomun etrafında olduğunu düşünmek en iyi yol. Daha ufak bir atomun etrafında bu elektronları yerleştirdiğinizde neler olacağını bir düşünün. Şimdi bir örnek yapalım. Fosfor pentaklorür. Bunun Lewis yapısını çizelim. Fosforun etrafında 5 tane klor atomu vardı. Bu durumda oktet kralından sapacağını biliriz. Şimdi bunun nasıl olduğuna bakalım. Toplam 40 tane değerli elektronu vardır. Fosfor için 5 tane ve her bir klor atomu için 7 tane değerli elektronu vardır. Toplam 40 eder. Oktet kuralına uyması için 48 tane elektrona ihtiyaç vardır. Şimdi bağ elektronlarına bakalım. Lewis kurallarına göre 8 tane bağ olması gerekir. Bunları fosfor ve klor atomları arasına koyalım. Burada bir problem vardır. 5 tane fosfor klor bağı yapmak için 10 tane bağ elektronuna ihtiyaç duyulur. Bizim yaptığımızda 5 tane değil 4 tane fosfor klor bağı çıktı. Yapıya bir bağ daha ilave etmemiz gerekir.
10 tane bağ elektronuna ihtiyacımız vardır. Geriye 30 tane yalın çift elektronu kalır. Bunları klor atomları etrafına yerleştiririz. İlk defa 4'ten fazla bağ yapmak zorunda kaldık. Lewis kurallarının bir istisnası olarak bunu kullanmak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz. Bazı durumlarda burada olduğu gibi çok kolay anlaşılamayabilir. Şimdi kromat iyonuna bir bakalım. Bunun iskelet yapısına baktığımızda krom atomunun etrafında 4 bağ ihtiyacı olduğunu görürsünüz. Bunun Lewis yapısını yazalım. Kromun değerlik elektronu 6'dır. Her bir oksijenin değerlik elektronu 6'dır. 2 nereden gelir? Evet, eksi 2 yükten gelir. Yükleri ilave etmeyi unutmayın. Hepsini topladığımızda 32 değerlik elektron elde edilir. Oktet için gerekli elektron sayısı 40'tır. İkisinin farkını aldığımızda 8 bağ elektronu elde ederiz. Bunları iskelet yapısında yerine koyalım. Yalın çift elektronlarını hesaplayalım. 24 tane. Yerine yerleştirelim. Problem formal yükleri hesapladığımızda ortaya çıkar. Burada krom atomunun formal yükü artı 2'dir. Her bir oksijenin formal yükü eksi 1'dir. Burada oldukça fazla yük ayrımı vardır. Hesaplama yapmadan buradaki toplam yükün ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Eksi 2 doğru. Bunu aynı zamanda formal yükleri toplayarak da elde edebilirdik. Krom için 2 ve her bir oksijen için eksi 1 formal yük topladığımızda sonuç eksi 2 olur. Burada yük ayrımı fazladır. N eşit 3 veya daha fazla olmadığı durumda en iyi yapı elde etmek için yapacak bir şey yoktur. Eğer d orbitallerine sahipsek, özellikle deneysel veriler varsa, yapacağımız başka şeyler de vardır. Genel veriler kromat iyonunun yapısında tekli bağın bulunmadığını, bunun yerine tekli bağ ile ikili bağ arasında bir bağın var olduğunu göstermiştir. Yani 1,5 bağ gibi. Bununla ilgili bir terim hatırlıyor musunuz? Evet, rezonans. Buradaki tam olarak rezonanstır. Yapıya geri dönelim. Burada 2 tane tekli bağ, 2 tane ikili bağ vardır. Diğer rezonans yapısını yazalım. Tekli ve ikili bağları yer değiştirelim. Benzer şekilde diğer rezonans yapılarını da yazabiliriz. Şimdi bir hatırlatma yapayım. Rezonansın tanımı şuydu. Rezonansta atomlar yer değiştirmez ama ikili bağlardaki elektronlar molekülün çevresinde dolaşırlar. Yani delokalizedir. Şimdi clicker sorusunu sorayım. Bu kromat iyonu için daha başka kaç tane rezonans yapısı yazmak mümkündür? Son 10 saniye. Pekala, cevaplarda çok fazla saçılma var. Grafikte de görüldüğü gibi doğru cevap 4'tü. Sanırım bütün Lewis yapılarını düşünmek için daha fazla zamana ihtiyacınız vardı. Evinize gittiğinizde bu yapıların hepsini yazmaya çalışın. Kromat iyonu için ilave 4 tane daha rezonans yapısı yazmak mümkündür. Uygulama saatinde bu rezonans formları yazılacaktır. Anladığınızdan emin olmak için daha önce yapmayı deneyin. Şimdi ders notlarımıza geri dönelim. Kromat iyonu için 4 tane daha Lewis yapısı yazılabilir. Kısaca değineyim. İkili ve tekli bağları kullanarak mümkün olan diğer kombinasyonları yazabilirsiniz. Lewis yapılarında formal yüklerin ne olduğuna bir bakalım. Formal yükler krom için 0, çift bağlı oksijen için 0, tek bağlı oksijen için eksi 1'dir. Bu yapılarda formal yük ayrımı çok daha azdır. Bu aradığımız yapıdır. Çünkü daha kararlıdır. Lewis yapılarını yazarken oktet genişlemesi varsa, değerlik kabuğuna daha fazla elektron ilave ederek yük ayrımını azaltabilirsiniz. Bir şeyi daha vurgulamak istiyorum. Bu yapı için toplam 6 tane rezonans yapısı yazabilirsiniz.
her biri için formallikleri hesaplayacak mıyım diye düşünebilirsiniz. Cevap hayırdır. Çünkü her bir yapıda formallikler aynıdır. Sadece bir tanesi için yapmanız yeterlidir. Örneğin bu iki yapıya bakalım. Her ikisinde de ikili bağ yapan oksijenlerin formallikleri sıfır, tekli bağlıların eksi birdir. Böylece oktet kuralındaki istisnaların sonuna geldik. Lewis yapıları için söylenecek her şeyi söyledik. Kısaca bir hatırlatalım. Lewis yapıları bize kovalent bağlarda elektron dizilişinin nasıl olacağını söyler. Yani değerli kabuğu elektron dizilişini verir. Lewis yapılarına girmeden önce kovalent bağlar hakkında epeyce konuşmuştuk. Şimdi de iyonik bağlar hakkında kısaca konuşacağım. Bu diğer bir ekstrem durumdur. İyonik bağda bir veya daha fazla elektron iki atom arasında tamamen transfer olur. Kovalent bağdaki anahtar kelime elektron paylaşımıydı. İyonik bağlardaki anahtar kelime ise elektron transferidir. İki atom arasındaki bağlanma eksi yüklü ve artı yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik veya kulomb çekim kuvvetinden kaynaklanır. Bu çekim kuvvetlerinden daha önce bahsetmiştik. Şimdi bir örnek verelim. En kolay yolu artı bir yüklü katyon ve eksi bir yüklü anyon içeren örnekler üzerinde düşünmektir. Örnek olarak sodyum klorür tuzunu alalım. Aslında pek çok şeye tuz adı verilir. Fakat sodyum klorür sofra tuzudur. Şimdi nötral sodyum ve klor atomundan sodyum klorür oluşturmak istersek ne yapmamız gerektiği üzerinde düşünelim. İlk önce sodyum atomunu sodyum katyonu haline getirmemiz gerekir. Bu işlemsizce neye benziyor? Burada gördüğümüz şeyin adı nedir? Evet, iyonlaşma enerjisi. Buradaki iyonlaşma enerjisini konuşacak olursak, gaz halindeki sodyum atomundan sodyum katyonu oluşturmak için gereken enerji artı 424 kilojül bölü moldür. Şimdi de klor atomuna bakalım. Klor atomundan klor eksi bir yüklü iyon oluşturmamız gerekir. Bunun için ihtiyacımız olan şey bir elektron ilave etmektir. Bu periyodik eğilimlerden bir tanesinin tam tersidir. Sizce hangi periyodik eğilimin tersidir? Evet, elektron ilisi. Burada gaz halindeki klor atomunun bir elektron alıp klorür iyonu oluşturması sırasındaki enerji değişimi eksi 349 kilojül bölü moldür. Elektron ilgisi bunun tam tersiydi. Şimdi bu enerji toplamının ne anlama geldiğini konuşalım. İhtiyacımız olan şey nötral atomdan iyonlar oluşturmaktır. Bu iki enerjiyi topladığımızda artı 145 kilojül bölü mol elde edilir. Bu nötral sodyum ve klor atomundan anyon ve katyon oluşumu için gereken enerjidir. Buradaki problem şudur. Burada sisteme enerji koyduk ki bu istenen bir durum değildir. Çünkü istenen durum sistemin enerji vermesidir veya enerjinin düşmesidir. Halbuki burada sistemin enerjiye ihtiyacı vardır. Yani sisteme enerji vermeliyiz. Burada sistem dışarı enerji vermek yerine dışarıdan enerji almak ister. O halde iyonik bağ nasıl oluşur? Bu problemi nasıl çözeceğimizi düşünmemiz gerekir. Bunun cevabı kulomb çekim kuvvetidir. Negatif ve pozitif yüklü iyonlar arasındaki çekim kuvvetidir. Ki bu kuvvet sodyum klorürü oluşturur. Bu işlemin bir delta enerjisi vardır. Bu enerji değişiminin değeri eksi 589 kilojül bölü moldur. Bu oldukça büyük bir enerjidir. Bu çekim ile oldukça büyük bir enerji açığa çıkar. Buradaki net enerji değişimini bulmak için enerji değişimlerini toplayalım. Net enerji değişimi eksi 444 kilojül bölü moldur. Gördüğünüz gibi nötral sodyum ve klor atomundan sodyum klorun oluşumu bir sistem için uygundur. Böylece iyonik bağ oluşur. Yani sistemin enerjisi azalır. Şimdi size kulomb çekim kuvvetinin nasıl hesaplanacağını göstereceğim. Bu eşitliği kullanarak bu çekim kuvvetini kolayca hesaplayabiliriz. Enerji eşittir her iki iyonun yükü çarpı elektronun yükünün karesi bölü 4 pi epsilon 0 r'dir. Burada r yükler arası uzaklık
yani bağ uzunluğudur. Bu hesaplamayı yapalım. Bağ uzunluğu 2,36 angstromdur. Sodyum ve klor iyonları arasındaki uzaklıktır. Şimdi bu klomp çekim kuvvetini tahtada hesaplayalım. Tepeşirim nerede acaba? Çekim kuvvetinin enerjisini konuşacak olursak, bu çekim kuvvetini gösterir. Eşittir sodyum iyonunun yükü artı 1 çarpı klor iyonunun yükü eksi 1 çarpı elektronun yükü 1,602 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb bölü 4 pi epsilon 0 parantez içinde 2,36 çarpı angstromun ne olduğunu bilen var mı? Evet. 10 üzeri eksi 10 metre. Sonunda elde ettiğim değer eksi 9,774 çarpı 10 üzeri eksi 19 joule'dür. Bu hesapladığımız enerji daha önceki enerji ile aynı değildir. Bir soru mu var? Evet. Elektronun karesi olacak. Bunu notlarıma yazmamışım. Teşekkürler. Hesap makinesindeki formül doğru ama. Bu nedenle doğru değeri elde ettik. Karesi alınmazsa bu değeri elde edemeyiz. Buradaki jül değerini kilojül bölü mole çevirmemiz gerekir. Çünkü bu birim kullanılıyor. Şimdi bulduğumuz bu değeri kilojül bölü mole çevirelim. Pardon, 1000 jül 1 kilojüldür. Ayrıca Avogadro sayısı ile çarpmamız gerekecek. Yani 589 kilojül bölü mol elde ederiz. Böylece önceki klomp çekim değerinin aynısını bulmuş olduk. Doğal olarak negatif değer elde ettik. Negatif değer bu durumda bir çekim olduğu anlamına gelir. Çünkü bu formülde artı 1 ve eksi 1 değerleri vardır. Bu hesaplamayı kolayca yapabilirsiniz. Sonuna gelirken şans eseri bulduğumuz doğru sonuca bir bakalım. Karesini almasaydık yanlış sonuç elde ederdik. Bu değerden daha önce hesapladığımız artı 144 değerini çıkarırsak eksi 444 kilojül bölü mol değerini elde ederiz. Deneysel olarak bulunan değerle mukayese edersek biraz farklıdır. Deneysel değer eksi 411 kilojül bölü moldur. Bu derste kullanacağımız metot budur. Karşılaştırma yapmamız için bu formülün bize oldukça yakın bir değer verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi buradaki farklılığın nereden geldiğini düşünelim. Bunu yapmadan önce bir şeye işaret etmek istiyorum. Burada daha çok kullandığımız terim bir tepkimedeki enerji değişimidir. Yani delta E'dir. Mesela bir bağı kırmak için gereken enerjidir. Şunu unutmayın. Enerjideki negatif değişim delta ED olarak adlandırılır. Bunu ilk defa kovalent bağları konuşurken görmüştük. Bu delta ED teriminin anlamını hatırlıyor musunuz? Biraz mı? Yoksa hiç mi? Bu bir ön sınav. Anladım. Hala ders notlarını karıştırmaya ihtiyacınız var. Bu ayrışma enerjisidir. Bir bağı kırmak için gereken enerjidir ve işareti pozitiftir. Ayrışma enerjisi bir bağın ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir. Bir bağ oluştuğu zaman açığa çıkan enerji bunun tam tersidir ve işareti negatiftir. Devam edelim ve buradaki öngörümüze bakalım. İyonik bağ için ayrışma enerjisi artı 444 kilojül bölü moldür. Bir bağ oluşurkenki enerji değişimi eksi 444 kilojül bölü moldür. Deneysel verilerle hesapladığımız veriler arasındaki farkı açıklamak için şu yaklaşımları yapabiliriz. Birincisi itme terimleri ihmal edilmiştir.
Sodyum klorür tuzunu düşünecek olursak, burada sadece izole iki atomu konuştuk. Ama gerçekte bu iyonlar bir ağ örgüsü içindedir. Orada pek çok atom vardır. Aslında çevresinde daha fazla klor atomları vardır ve bunlar birbirini iter. Burada bu itme terimleri ihmal edilmiştir. Bu noktada, bu hesaplamada yaklaşık bir değer elde etmek istediğimiz için önemi yoktur. Sonuçta hesaplanan ayrışma enerjisi deneysel değerden biraz daha büyük olur. Hesapladığımızla mukayese edersek gerçek bağı kırmak biraz daha kolaydır. Çünkü itme kuvvetleri kırılmayı kolaylaştırır. İkincisi, hesaplama yaparken sodyum ve klor atomlarına nokta yükler olarak kabul ettik. Çünkü bu durumda klon potansiyelini hesaplamak daha kolay olur. Üçüncüsü, burada kuantum mekaniğini ihmal ettik. Hem Lewis yapılarında hem de burada kuantum mekaniğini ihmal ettik. 14. derste molekül orbital teorisini anlatırken kuantum mekaniğini çok kullanacağız. Fakat burada bu modellerde hep yaklaşımlar kullanıyoruz. O nedenle hesaba katmadık. Bugün size anlatacağım son konuya geldik. Polar kovalent bağlar hakkında konuşacağız. Şimdiye kadar iki ekstrem durumdan söz ettik. Birinde elektronlar tamamen eşit olarak paylaşılır. Böylece kusursuz bir kovalent bağ meydana gelir. Diğerinde elektronlar transfer olur ve iyonik bağ oluşur. Polar kovalent bağları anlattığımda bu iki atom arasında elektronların eşit olarak paylaşılmadığı durumlardan bahsedeceğim. Aslında aynı şeyi daha önceden gördük ama ne dendiğini söylemedik. Elektronegatiflikleri farklı olan iki metal arasındaki bağların oluşmasından bahsetmiştik. Örneğin hidrojen klorür gibi. Hidrojen atomunun elektronegatifliği 2.2, klor atomunun elektronegatifliği 3.2'dir. Pauling'in elektronegatiflik skalasına göre burada elektronegatiflik farkı 0.5'ten büyüktür. Klor atomunun elektronegatifliği daha büyük olduğu için klor atomu üzerinde kısmi negatif yük, hidrojen atomu üzerinde kısmi pozitif yük oluşur. Klor atomunun elektronegatifliği daha büyük olduğu için paylaşılan elektron yoğunluğu kendisine daha çok çeker. Elektron yoğunluğu ne kadar büyük olursa kısmi negatif yük de o kadar büyük olur. Bunları mukayese edebiliriz. Mesela hidrojen molekülünde tam bir paylaşma vardır. Delta artı ve delta eksi yoktur. Her iki atom üzerindeki delta sıfıra eşittir. Elektronlar tam olarak paylaşılmıştır. Polarite kavramını başka bir yolla, dipol moment kavramı ile de açıklayabiliriz. Molekülde yük dağılımı sonucu dipol oluşur. Bu elektrik dipoldür. Mü terimi ile gösterilir. Mü dipol momentin bir ölçüsüdür. Dipol daima pozitif uçtan başlayıp negatif uca doğru uzanan bir ok ile gösterilir. Kimyada elektronun ne yaptığı ile inanılmaz biçimde ilgileniriz. Bu nedenle oklara çok dikkat edin. Örneğin elektronlar hidrojenden klora doğru gidiyor deriz. Okun ucunu klor atomuna doğru yönlendiririz. Burada dipol momentin ölçümünü görüyorsunuz. Mü eşittir Q çarpı R'dir. Burada R iki yük arasındaki uzaklıktır. Q kısmi yükü gösterir. Kısmi pozitif veya kısmi negatif yük ile elektron yükünün çarpımına eşittir. Birimi klompmetredir. Elektronegatiflik ölçümlerinde klompmetre birimine rastlayamazsınız. Bunun yerine Debye birimi kullanılır. Bir Debye, klompmetrenin çok küçük bir değerine eşittir. Birim olarak kullanılır ve Debye ile çalışmak çok daha kolaydır. Polar bağları konuştuğumuzda bu fikri biraz daha genişletip polar moleküllere uygulayacağız. Bunu pazartesi günü anlatacağım. İyi hafta sonları.